Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Arun ve bugün sizinle Slenderman haritasını oynayacağız. Evet, hepiniz hoş geldiniz. Dediğim gibi Slenderman parkur haritasını oynayacağız. Bir parkur haritası oynamayı artık bir kafama koydum. Oynayacağım dedim. Uzun zamandır oynamıyoruz. En az 5 ay olmuştur. En az 5 ay. Şey, en fazla 5 ay. Yani 4 ay falan olmuştur neredeyse. Gene dışarıdan arabalar, kamyonlar, tırlar bir şeyler geçiyor. Neyse, ben devam edeyim. Evet, dediğim gibi hepiniz hoş geldiniz. Bir şeyler deniyorum ben kayıtlarda artık, yani yeni yeni şeyler. Bakacağım, bilemiyorum hani neler olur. Haritanın sol tarafında bayağı bir hani Game Pass adam reklam yapmış. Onlarla uğraşamayacağım. Evet, parkur çok uzun zamandır bayağıdır oynamıyorduk ya. Ben de özledim mi? Hafiften özledim yani, böyle bu atmosferini özledim ama hani parkur yapmayı pek özlemedim. Profesyonel değilim. Bitirmeye çalışacağım. Eğer 15 dakika içinde bitmezse uğraşamayacağım o kadar. Çünkü hani çok da uzun tutmanın bir alemi olmadığını düşünüyorum şu an. Çünkü hani klasik bir parkur sonuçta. Bu arada Discord'a gelin. Discord'da sohbet ediyoruz. Konuşuyoruz. Çekilişleri yapıyoruz. Hepiniz gelsin. Robux çekilişleri falan da yaptık bu sene ilk defa. 2 ay geçtikten sonra evet yeni yapıyoruz. Discord'a gelin. Bu arada videoya bir 100 like gelirse, bakın abartmıyorum, 100 like gelirse yeni bir parkur videosu çekeceğim. Eğer 100 like gelmezse çekmiyorum. Yani çok, ne belki gene 6 ay sonra falan çekerim. Eğer 100 like gelirse hemen çekmeyi planlıyorum. Hani beğeniler sizin sevdiğinizi gösteriyor bana zaten. Bu kamera olayını tekrar dile getirmenin bir alemi yok. Artık bu şekilde yapmaya çalışacağım. Hani arka planı silerek. Ama şu an silemeye de bilirim. Silmemiş de olabilirim, evet. Dur, hatta hemen silerim. Peki devam. Devam. Sıkıntı yok. Demin o zaman bir sorunlar oldu ama bir şey olmaz. Peki. Artık yapabildiğimiz kadar. Yani videolar hani illa profesyonel düzeyde bir video olamaz zaten. Benim elimden o tür şeyler gelmez. Ama tabii ki de kaliteyi mümkün olduğunca yüksek tutmaya çalışıyorum. Yani kamera olsun, video kaydı olsun, konuşmam olsun. Hani her şeyi bir hani kaliteli yapmaya çalışıyorum. Evet, şeylerin içinden gitmiyormuşuz. Kulaklığı takmadım, gerek yok. Yani haritada çünkü bir konuşacak alan yok. İçinden geçiyormuşuz, tamam. Şey yapmalarını tercih ederdim ama. Nasıl diyeyim, hani öldüğümüzde direkt çat diye doğmamız bence güzel olabilirdi. Böyle bir şey yapabilirler. Peki. Devam. Yine klasik bir parkur yani. Hani ta 3 sene önce oynadığım Sünger Bob parkur haritası da aynı. Bu da aynı yani. Bir şey fark etmiyor. Ama tabii hani parkurları sevmemizin nedeni ne? Birçok parkurun içinde şey barındırıyor olması. Mesela burada koltuklar var. İşte orada bilmem ne var. Gibi gibi, bu yüzden. Mesela bu haritanın konusu Slender ama normal bir parkur videosu olarak yayınlayacağım bunu. Yani Slender, şurada bir Slender var diye bir şey olmaz. VIP satın alabiliyorduk. Başta Slender olarak oynayabiliyoruz. Ben ama gidip de almayacağım. Gerek yok diye düşünüyorum. Evet, biz buralarda zorlanıyorduk ama önceden. Bir geçemiyorduk falan. Tam psikopattık ya. Aha, tipe bak. Sarı vücut parçalı adam geldi. Güzel, sevdim. Böyle değişik yaratıcı kıyafetler yapınca böyle seviyorum ben. Yaratıcı şeyler yapmaya bakın arkadaşlar. Roblox'ta yaratıcı olmaya bakacaksınız. Mesela benim şu kıyafette olduğu gibi. Yaratıcılık her zaman iyidir. Bu grup kıyafetlerini falan nereden alacağım diye soruyorsunuz. Gruptan alıyorsunuz. Zaten adı üstünde grup kıyafeti. Gruptan alınıyor. Senin bir kafandan, sen çünkü bayağı bir noobsun. Yani ya da yapamıyorsun. Ya da yapıyorsun ama korkuyorsun. Sonra deyip de adama noob diyorsun, sen çok iyisin falan demeyin. Ben noob değilim, bakın arkadaşlar, şu noob yani, noob'un nasıl göründüğünü eskiler bilir yani, eskiden oynayanlar, çünkü onlar noob yani, öyle isimleri, öyle Roblox'ta bile öyle, o şekilde kullanılıyor yani. Ama tabi oynayışları bizden daha iyi olan bu tür insanlar da var. Çoğu da troll insanlar. Evet, şu an şeyin üstüne çıkıyoruz. Mesela bu da bir noob'dur. Roblox'un eski noob'larından bir tanesi bu. Bunu da herkes öyle bilmez. Ya, yanlış yerden gidiyorduk. Allah'tan aşağı düşüp ölmedik. Şimdi kazma gibi oradan çıkmayalım. Adamlar buraya yer yapmış. Çünkü buradan çıkın diyor yani.
Evet. Şuradan devam. Bu tür merdivenli yerlerde de biraz zorlananlar da var. Ben de bazen zorlanıyorum. Hani nereden çıkacağını bilmeden direkt atlayınca hop uçuyorsun. Evet, şuradan da atlayalım. Evet, Noob'u geçtik şu an. Noob'tan kaçtık. Sıkıntı yok. Burada eski Roblox blokları var. Eski Roblox. Surface'sız olanlar. Daha doğrusu Surface'lı olanlar. Evet, Space tuşu acaba çok geliyor mu size ama burayı niye yapmışlar? Şimdi bu siyah yer. Bakın şimdi şu siyah yer niye var? Bir şey demiyorum. Burada nefret ettiğimiz eskiden yapamadığımız merdivenler artık tekte geçiyoruz. Ağaçlar güzel. Doğayı sev, doğayı koru diyoruz ve tekrar yeşillikler evet güzel yani. Ha, güzel ormanımsı bir yere geldik. Yani tema olarak baktığımızda bu şekilde diyebiliriz. Baya güzel Berta ya, çok sevdim ben. Yani ben bunu daha önce oynamıştım. Bitirmiştim hatta artık. Bir kişiyle oynamıştık ama bayağı eski yani. En az 9-10 ay. Belki bir sene önce falan bitirdim yani ben bunu. Videoda bitirmedim ama normal bitirmiştim. Videosunu çekmiştim galiba da sonra yayınlamamıştım ben. Öyle bir şey yapmıştım. Onu editlememiş miydim? Ses mi yoktu? Öyle bayağı eski bir şey olduğu için. Evet, atladık. Buradan da hemen şu siyah yerleri geçelim. Bayağı gene iyi oynuyorum ya hani. Çat çat ölmeyecek şekilde. Bu arada bu çok önemli. Ölmüyorum dersem ölürüm ben. Benim böyle bir değişik bir şeyim var. Tabii ben manyak olduğum için o yüzden olabilir diye düşünüyorum. Evet, yine aynı şekilde hızlı oynuyorum. Şurada nefret ediyorum. Şurası tamamen hani şans işi diyelim. Bir taktiği var onun. Sadece o da küçük bir taktik. Yine ölüyorsunuz yani her seferinde. Eğer bilmiyorsanız ezbere. Kesinlikle ölürsün. Mesela mavi deneyelim. Düştük. Abi de save atalım da. Stay saved. Save it. Tamam. Kırmızıyı deneyelim. Düştük. Load yapsak hemen. Stage loaded. Yanlış yere atmasın da şimdi. Heh, güzel. Sarıyı deneyelim. Hop düştük. Tamam, yeşil. Yeşilse ikinci de büyük ihtimal yeşildir. Değilse kırmızı falan olabilir yani. Tamam, yeşil. Gene yeşil deneyelim. Boş. O zaman kırmızıyı deneyeceğim. Olmadı mavi. İşte bu şekilde nefret ettiriyor oyun yani. Tamam, mavi deneyelim. Maviymiş. Şimdi gene mavi. Değil. Tamam, yeşil, mavi, kırmızıyı deneyeceğim. Yeşil, mavi, kırmızı iyidir. Yeşil, mavi, kırmızı, kırmızı. Dediğim taktik bu. En sonda veya en başta ilk seçtiğiniz rengin eğer oluyorsa ikincisi de aynı şekilde olabilir. Bakın merdivenin şu özelliğini sevmiyorum. Gidiyorsunuz hop. Mesela işte demin oldu ya uçtuk falan ya, aynı şekilde olabiliyor. Bu arada hani önceden ben editlerle falan bayağı uğraşıyordum. Hani her yerini kesiyordum. Neredeyse her yerini kesiyordum. Bu arada mavilerin üstünden yeşillerin üstüne mi çıkacağız? Aynen. Neredeyse her yerini kesiyordum işte. Hani çok fazla özen gösteriyordum bir edite. Bu da beni acayip yoruyordu. Bir gün video atıyordum, 3 gün atamıyordum sonra. Çünkü bütün gün boyunca hani editle uğraşıyordum neredeyse. Şimdi o kadar yapmıyorum. Sadece ses editini ve kamera editini yapıp bırakıyorum yani. O kadar her yeri keseyim, biçeyim, şey yapmaya onunla uğraşmıyorum. Neyse. Bu ne? Şimdi burada sevmiyorum ama aynen. Sağ sağ sol. Ondan sonra gene sağdır. Büyük ihtimal. Bir de save atalım. Tamam, sağ sağ sol sol değil, sağ, tamam. Sağ sağ sol sağ. Bu arada telefon mesaj geldi de ona ben bir bakayım. Ne gelmiş? Tamam, sıkıntı yok. Gruptan mesaj gelmiş de. Tamam, sağ gene sağdır. Sonra üstüne atlayacak mı? Niye öyle bir şey yaptım bilmiyorum. Tamam, bu sefer yapacağız. Yapacağız, yapacağız. Sağ sağ sol sağ sağ hop atlarım. Hiç acımam. Burada yani bu da acayip kötü ya. Işınlasana. Şuraya ışınla işte yani. Spawn point, checkpoint ne diyorsanız. Oraya ışınla işte. Ne uğraştırıyorsun? Öl. Tekrar doğ. Tekrar işte yap. Tamam, geçtik. Üçgen prizmaların. Gene bir mesaj geldi. Artık telefonu birazdan fırlatacağım. Size de gelmiş midir bilmiyorum sesi. Şöyle geç hemen. Ya 80 stage diye biliyorum ben. Aynen, biraz az kalmış ama
Ben büyük ihtimal bununla uğraşmayacağım. Çünkü bayağı uzun bir şey video olur. Zaten hani parkur videosu hemen yükleyeyim havasındayım şu an. Hani hemen izleyicisine kavuşturayım. Çünkü parkurları seviyorsunuz. Ben de seviyorum yani. Güzel oluyor parkurlar. Ama sürekli oynarsan sıkıyor tabii. Benim arkadaşım bizim moderatör şey yaptı. Gitmiş 1000 bölüm mü 500 bölüm mü ne stage'li şey oynamış. Parkur oynamış, bitirmiş hatta videosunu falan da çekmiş. Manyak ya. Neydi o su ya? Of, yapma bunu işte. Bunu yapma işte ya. İşte bayağı uğraşmış yani psikopat gibi. Ben onunla uğraşmam açıkçası. Hatta dedi sen de gir. Girdim. Parkur dedim. İşte 50'de bırakırım, %100'de bırakırım mı ne öyle bir şey demiştim. Geldim 50'ye geldim bırakmıştım. Hiç uğraşmadım bile. Adam bitirdi yani. Evet, şuradan çıkalım. Ben niye şu an şöyle atraksiyonik durumlar oluyor? Klavyeyi niye kırıyormuşum gibi oluyor? Ya. Tamam, sıkıntı yok. Peki. Yani birkaç dakika daha oynayalım, sonra kapayalım. Tamam. Şu an klavyeyi kırdığımın farkındayım. Büyük ihtimal takır tukur takır tukur sesleri duyuyorsunuzdur. Atlasam ben direkt hiç uğraşmasam merdivenden. Ay en sevmediğim yere geldik. En sevmediğim yer. Hiç tamam şey onun bir bug'ı var bir tek o başladığımız yerde. Ötekiler şey gene aynı. Bakalım. Aynen bunun içinden geçiliyor. Şunun içinden geçiliyor. Bunun içinden geçilmiyor. Buradan sonra uğraşamayacağım. Şöyle bir duralım şurada. Tamam videoyu böyle bitiriyorum. Slenderman de arkamızdaymış. Güzel. Umarım beğenmişsinizdir. Parkur tarzında videolar istiyorsanız beğenebilirsiniz. Dediğim gibi 100 like atarsanız ikinci parkur videosu gelecek. Şuradan hemen bir save atayım. Hani loadları belki devam ederiz çok istiyorsanız da. O zaman belki 5 dakikalık falan bir video olur. Hemen bitiririz. Zaten Slenderman'ın içine girince bitiyordu. Azıcık daha gidiyorduk. Neyse o zaman. Hoşça kalın. Bay bay.